İstanbul'dan bir kez daha merhaba. Programın bu bölümünde önce Tunus'taki gelişmelere bakacağız. Mısır'da yaşanan askeri darbenin ardından Tunus'ta yaşanan bir suikast halkı sokaklara döktü. Ülkede hem hükümeti protesto gösterileri hem de hükümete destek gösterileri düzenleniyor. Ayrıntıları Tunus'tan canlı yayınla aktaracağız. Ardından Balkanlara uzanacağız. Bulgaristan'daki gösterilerin ve siyasi krizin hangi aşamada olduğunu hatırlayacağız. Son olarak da Arnavutluk'taki Edirama dönemi hazırlıklarına göz atacağız. Sofya, Atina ve Tiran'dan da canlı bağlantılarımız olacak. Ben Buket Güler, TRT Dünya gündemi başlıyor. Evet, Tunus'la başlayacağız önce. Muhalif lider Muhammed el-Brahimi'ye düzenlenen suikast ülkede ipleri gerdi. Muhalifler sokak gösterilerine başladı. Hükümet yanlısı gruplar da sokakta. Muhaliflerle polis arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da meydanlara şimdilik sağduyunun hakim olduğu söylenebilir. Tunus'ta protestolar sürüyor. Türkiye'de muhalefet lideri El İbrahim'in öldürülmesi tansiyonu yeniden yükseltti. İbrahim'in suikasti Yasemin devrimi sonrası ülkede yaşanan ikinci suikast. Ana muhalefet lideri Şükrü Belayir öldürüldüğünde de ülke geniş çaplı protestolara tanıklık etmişti. İbrahim'in suikastinin hemen ardından hükümetten yapılan açıklamada saldırı kınandı ve Tunus halkının provoke olmaması yönünde uyarılar yapıldı. Hükümet Başkanı Urayit, İbrahim'in suikastinin hükümeti, muhalefeti ve Tunus'taki bütün siyasi yolları hedef aldığını söyledi. Eski devlet başkanı ve Ennahda Hareketi lideri Hamad Cibali ise suikasti Tunus için bir komplo olarak nitelendirdi. Cibali, Tunus'u kriz ortamına sokmak ve devrime zarar vermek isteyen kirli bir el var açıklamasında bulundu. Tunus sokakları şimdilerde hem hükümet yanlısı hem de hükümet karşıtı eylemlere sahne oluyor. İbrahim'in cinayetinin hemen ardından muhalif liderin doğduğu Silibuzit şehrindeki Ennahda bürosu göstericiler tarafından ateşe verildi. Başkent Tunus'ta da İçişleri Bakanlığı binası önünde toplanan yüzlerce insan Müslüman kardeşler ve Gannuşu aleyhine slogan attı. Siyasi krizin gittikçe büyüdüğü Tunus'ta polis ve göstericiler arasında da çatışmalar çıkmaya başladı. Gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra Tunus bombalı saldırılarla sarsıldı. Siyasi krizin derinleşmesiyle 60'a yakın milletvekili görevlerinden çekildi. Hükümet ise bu süreçte herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade ederken birlik ve beraberlik mesajları verdi. Tunus Genel İşçi Sendikası da hükümeti düşürmek ve bağımsız yeni bir hükümet kurma çağrısında bulundu. Ancak hükümet yetkilileri geri adım atmayacaklarını açıkladı. Gösteriler halen devam ediyor. Hafta sonu düzenlenen mitinge yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Şimdilerde iftar saatinden sonra muhalefet ve hükümet taraftarları meclis binası önünde toplanıyor. Taraflar arasında şu ana dek bir gerginlik yaşanmadı. Evet, şimdi canlı yayında Tunus'a uzanıyoruz. Karşımızda TRT Türk temsilcisi Yusuf Abadan var. Yusuf, haberimizde aktardık. Gösteriler devam ediyor olsa da aslında yine de bir sükunet hakim. Şimdilik sağduyu var sokaklarda dedik. Neler söylersin bugün itibariyle Tunus'tan gelen haberler ne yönde? Evet, Şükrü, Bele suikasti dün itibariyle 6. ayını doldurdu. Dün başkent Tunus'ta büyük bir gösteri vardı. Başta muhalefet partileri olmak üzere birçok sendika insanları gösteriye çağrıda bulunmuştu. Uzun bir zaman önce kararlaştırılmıştı bu gösteri. Dün akşam saatlerinde başlayan gösteri gece geç saatlere kadar devam etti. Herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Rashid El-Ghannouchi ülkedeki siyasi krizi sonlandırmak için muhalefete bir takım imtiyazlar verilebileceğinden bahsetti. Ulusal Kurucu Meclis'in fesih yönünde ısrarla edilirse referanduma bile gidebiliriz açıklamasında bulundu. Zeynel Abidin Minare döneminden kalma bakanları siyasetten 7 seneliğine men eden bir kanun üzerinde tartışmalar vardı. Ghannouchi yaptığı açıklamada bu tartışmaları ileri bir tarihe alınabileceğinden bahsetti. Üzerinde anlaşmaya varılırsa iptal bile edebiliriz açıklamasında bulundu. Muhalefetin şu anda en büyük partilerinden biri olan Nida Partisi'nin başındaki isim Baci Kayet Etsipsi de Bin Ali döneminin bakanlarından olan bir isim. Dolayısıyla muhalefetin bu konuda ısrarı yoğun. Ayrıca Musa Bin Cafer parlamento başkanından dün bir açıklama gelmişti. Musa Bin Cafer yaptığı açıklamada Ulusal Kurucu Meclisi askıya aldığını ifade etmişti. Bu arada Şam'da operasyonlar hala devam etmekte.
Buket. Evet, teşekkür edelim Yusuf'a bize aktardıkları için. Aslında Şükrü Beley suikastinin üzerinden 6 ay geçtikten sonra bugün yapılacak gösterilerin önemli olduğuna işaret etti arkadaşımız. Biz de elbette takipçisi olacağız. Ülkeden gelen haberler önemli. Arap coğrafyasındaki taşları yerinden oynatan isyan sürecinin ilk kıvılcımı Tunus'ta yanmıştı, hatırlayacaksınız. Ardından da Mısır sarsılmıştı. Şimdi de Mısır'daki askeri darbeyle birlikte başlayan sürecin Tunus'u nasıl etkileyecek merak konusu. Mısır'da ordunun yönetimi devralması ve sonrasındaki gelişmeler Tunus siyasetinde yankı uyandırdı. Arap Baharı, Tunus'ta başlayan Yasemin devriminin Mısır'a sıçramasıyla büyümüş ve Kuzey Afrika ülkelerine yayılmıştı. Bugünse Mısır'daki darbenin ters bir domino etkisi yaratıp yaratmayacağı tartışılıyor. Zira Mısır'da ordunun Mursi'yi devirmesi Tunuslular tarafından yakından izleniyor. Mısır'da darbe öncesi protestolar arttığında Ennahda aralarındaki ideolojik bağa rağmen Müslüman kardeşlerin yaptığı hataları yapmadıklarını açıklamıştı. Ennahda Tunus siyasetinde muhalefetin de önemli rol oynadığının altını çizerken Tunus'un birlik ve beraberlik yolunda olduğunu savunmuştu. Buna karşılık darbenin hemen ardından muhalifler Mısır'daki temerrüt hareketinin bir benzerini Tunus'ta kurdu. Tunus muhalefetinin hareketlenmesine karşılık Ennahda lideri Raşid Gannouchi, Müslüman kardeşlerle arasına mesafe koyarak Mısır'da olanların burada tekrarlanacağı rüyasını görenler var ama beyhude açıklamalarında bulundu. Daha sonra da söylemlerini sertleştirerek Mısır'daki darbeyi kabul edilemez olarak niteledi. Bu açıklamalar çerçevesinde Devrimin Koruyucuları Ligi mensupları Mursi'ye destek gösterisi düzenledi. Protestoya katılanlar benzer senaryonun Tunus'ta gerçekleşmesi halinde şiddete başvurmaktan kaçınmayacaklarını da ifade ederek muhaliflere gözdağı verdi. Temerrüt hareketinin Tunus'ta yankı bulması muhalefeti yeni bir karşıt oluşum yaratmaya itti. Bizi boğdunuz anlamına gelen Knopflu'nun hareketi popüler cephenin gençlerinden oluşuyor. Grup meclisin dağılması, anayasayı hazırlayacak uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulması ve ulusal kurtuluş hükümeti kurulması talepleriyle imza toplamaya başladı bile. Bir yandan da Mısır'daki darbeyi kınayan Ennahda da gençleri sokaklara toplamaya devam ediyor. Muhaliflerin hükümeti istifaya çağırmasına Ennahda lideri Raşid Gannouchi sert tepki gösterdi. Seküler çevrelerin iktidarı zorla seçilmişlerin elinden almaya çalıştığını savunan Gannouchi, geçici hükümetin korunması için referanduma gidilebileceğini belirtti. Tunus'ta gösterilerin hedefinde iktidardaki Ennahda hareketi var. Muhalefet, ulusal kurucu meclisin feshedilmesi ve yeni bir ulusal kurtuluş hükümeti kurulması konusunda ısrarlı. Ancak Ennahda lideri Raşid Gannouchi, muhalefetin aşırı taleplerine boyun eğmeyeceklerini söyledi. Gannouchi, muhalefetin yönetimin istifa ederek yeni bir hükümet kurulması isteğini de aşırı bulduğunu ifade etti. Raşid Gannouchi, yönetimin radikal İslamcılara karşı çok yumuşak davrandığı iddialarını ise kabul etmedi ve hapishanelerde 500 ila 600 arasında radikal İslamcı şüpheli bulunduğunu söyledi. Seküler muhalefetin hükümeti zor kullanarak düşürme çabalarını reddeden Gannouchi, geçici hükümetin koruması için referanduma gidilebileceğini belirtti. Öte yandan Tunus'ta muhalefetin aşırı soldan merkez sağa kadar geniş bir yelpazede büyük bir gösteri planladığı belirliyor. Gösterilerde 6 ay önce öldürülen muhalif lider Şükrü Belaid ile 2 hafta önce öldürülen muhalif lider Muhammed İbrahim anılacak. Tunus'ta gerilimin yükselmesine neden olan sürecin başında Yasemin devriminden bu yana anayasanın bir türlü hazırlanamamış olmasının da payı büyük. Anayasa hazırlanamadığı için hükümet ve meclis dahil ülkedeki her kurum geçici. Yaşanan siyasi suikastler anayasa taslağının onaylanma sürecini de sekteye uğratıyor. Tunus'ta Ulusal Kurucu Meclis, bir yılı aşkın süredir ülkenin geleceğini şekillendirecek yeni anayasa üzerinde çalışıyor. 23 Ekim 2011 seçimlerinin ardından anayasanın bir yıl içinde tamamlanması gerekiyordu ancak meclis takvime uyamadı. İtirazlar, tartışmalar sürecin uzamasına neden oldu. Bugüne kadar 3 ayrı anayasa taslağı hazırlandı. 3 taslakta da en yoğun tartışma yönetim biçimi konusunda yaşandı. Aylar süren başkanlık sistemi mi, parlamenter sistem mi tartışmaları sonucu orta yol bulundu ve karma sistemde karar kılındı. Sistem devlet başkanıyla başbakan arasındaki güç dengesine dayanacak. Böylece geçmişteki gibi gücün tek elde toplanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yeni sistemle Cumhurbaşkanı yalnızca dış politikayı, savunmayı ve ulusal güvenliği ilgilendiren konularda Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek. Normal zamanlarda Bakanlar Kurulu'nu toplantıya çağırmaktan, çalışma programını belirlemekten ve sivil atamalardan başkan sorumlu olacak.
askeri ve diplomatik atamaları Cumhurbaşkanı yapacak. Meclisin adı konusunda ise henüz karara varılamadı. Anayasa taslağında en çok tepki çeken noktalardan biri de devletin dini İslam'dır ibaresi. Ayrıca uzmanlar taslakta kişisel temel hak ve özgürlüklerin net bir şekilde tanımlanmamasını da eleştiriyor. Bütün taslaklarda özgürlükler göz ardı edildi. Genel esaslar kısmında devletin dini İslam'dır deniyor. Her vatandaşın seçme özgürlüğü vardır ifadesi ise yok. Anayasada tüm özgürlükler için yasayla belirlenir ifadesi yer alıyor. Yani bir şekilde seçme ve seçilme hakkı, grev ve protesto hakkı, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü şarta bağlanmış oluyor. Bu özgürlüğün doğasına aykırı. Bu sınırlandırmalara da bir sınır getirilmeli. Devrimden bu yana protesto gösterileri ve grevler Tunus toplumsal hayatının vazgeçilmez parçaları haline geldi. Yeni anayasada bu haklara nasıl yaklaşılacağı belirsizliğini koruyor. Ancak geçtiğimiz aylarda protesto gösterilerine katıldıkları için hapis cezası alan vatandaşların varlığı iktidarın konuya yaklaşımı konusunda ipucu veriyor. Anayasayı yazanların bu anayasayı kendileri ve siyasi partileri için değil, gelecek nesiller için yazdıklarının bilincinde olması lazım. Tüm siyasi çekişmelerden bağımsız hazırlanmış bir anayasaya ihtiyacımız var. Bugün anayasaya yalnızca kendi siyasi partisini gözeterek madde ekleyenler unutuyor ki insanlar onların güç dengesini, vatandaşlık haklarını ve sivil devleti garanti altına alan bir anayasa hazırlamaları için o meclise gitti. Yeni anayasanın 8 Temmuz'da hazır olması gerekiyordu. Ancak anayasanın bir bütün halinde oylanması üzerinde mutabakat sağlanamadı. Söz konusu taslak kurucu mecliste madde madde oylanıyor. Her bir maddenin kabulü için de meclisin %50'sinden fazlasının oyu gerekiyor. Anayasanın madde madde onaylanması süreci Halk Cephesi Koalisyonu Başkanı ve Tunus Ulusal Kurucu Meclisi üyesi Muhammed El İbrahim'e düzenlenen suikaste bir kez daha sekteye uğradı. El İbrahim'in öldürülmesinin ardından 60 milletvekili meclis çalışmalarından çekildiğini açıkladı. Hükümet istifa edene kadar bu protestoya devam edeceklerini dile getiren milletvekilleri meclisin önünde de eylem yapacaklarını duyurmuştu. İstifa çağrılarına karşı bir açıklama yapan Başbakan Ali El Urayi ise hükümetin görevine devam edeceğini belirtti. Ulusal Kurucu Meclis'e yeni anayasa çalışmalarını Ağustos ayında tamamlaması ve 17 Aralık'ta seçimlerin yapılmasını öneren Urayi yine de tepkileri dindirebilmiş değil. Suikastlar konusunda taraflar birbirini suçlarken güvenlik güçlerinin operasyonları da hız kazandı. Başkent'te yapılan bir operasyonda hem yeni bir suikastin önlendiği hem de Şükrü Belay'ı suikastinde rol alan bir kişinin yakalandığı belirtildi. Tunus güvenlik güçleri önceki gün suikast girişimi hazırlığı içinde olduğu öne sürülen bir gruba yönelik operasyon yaptı. Yetkililer operasyon sırasında bir terörist şüphelisinin öldürüldüğünü, dördünün de tutuklandığını açıkladı. Başkentte yapılan bu operasyon sayesinde yeni bir siyasi suikastin engellendiği de ileri sürüldü. Engellendiği açıklanan suikast hakkında ise bilgi verilmedi. Ülke daha önce sol muhalefetteki Halk Cephesi liderlerinden Şükrü Belayit ve Muhammed El İbrahim'e düzenlenen suikastlerle sarsılmıştı. Başbakan Ali Larayet, önceki gün muhalif lider Şükrü Belayit suikastindeki şüphelilerden birinin tutuklandığını açıkladı. Muhalifler suikastlerden Ennah Dağ'ı, Ennah Dağ ise ülkedeki radikal grupları sorumlu tutuyor. Tunus hükümeti de Cezayir sınırında saklandığını söylediği silahlı grupları sık sık teslim olmaya çağırıyor. Son olarak Tunus ordusu Cezayir sınırında konuşlanan İslamcı militanlara karşı bir askeri operasyon başlatıldığını açıklamıştı. El-Kaide ile bağlantılı olduğu düşünülen silahlı kişilerin kurduğu pusu sonucu geçtiğimiz hafta 8 asker öldürülmüştü. Operasyonun ardından bir önemli açıklama daha yapıldı. Hem Şükrü Belayit hem de Muhammed El Brahimi suikastlerinde kullanılan silahların aynı olduğu ortaya çıkarıldı. Tunus'ta muhalefet lideri Muhammed El İbrahim'in suikast sonucu hayatını kaybetmesi gerilimi yeniden arttırdı. Hükümet Şükrü Belayit suikastinde olduğu gibi eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Bu arada Tunus yönetimi Şükrü Belayit cinayetinin aydınlatılmasına yönelik adımlarını sıkılaştırdı. Belayit suikastinin sorumlusu olduğu iddia edilen bir kişi bu hafta içinde tutuklanmıştı. Tunuslu yetkililer bu gelişmeden sonra Belayit cinayetinde kullanıldığı iddia edilen silahın El İbrahim'in cinayetinde kullanıldığını resmen açıkladı. Ancak İbrahim'i suikastinden tutuklanan kişinin sorumlu olup olmadığına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu arada Belayit suikastinin üzerinden tam 6 ay geçti. Şükrü Belayit'in eşi Besma El-Halfavi, suikastin 6. ayı dolayısıyla düzenlenecek protestolara katılım çağrısı yapmıştı. Belayit'in eşi ve yakınları hükümetin gerekli soruşturmayı yapmadığını ve saldırganları üstü kapalı olarak koruduğunu düşünüyor.
programa Bulgaristan'daki gelişmelerle devam ediyoruz. 50 günü aşkın süre devam eden sokak gösterileri meclisin tatile girmesiyle azaldı. Ancak eylemciler yaz aylarında da siyasilerin tatil yaptığı yerlerde gösterilerini sürdürmekte kararlı. Ekonomik krizdeki Bulgaristan'da meclis protestolar arasında yaz tatiline girdi. Başkent Sofya'da parlamento binası önünde 2 aydır süren gösteriler yüzünden ülkede tansiyon yüksek. Son olarak parlamento kuşatılmış, milletvekilleri saatlerce meclis binasında mahsur kalmıştı. Flamen Oraşarski hükümetinin yaptığı atamalara ve attığı adımlara karşı çıkan muhalifler ülkenin krize sürüklendiğini savunuyor. Daha şeffaf bir sistem, statükonun değişmesi, yolsuzluk ve usulsüzlüklere karışmış kişilerin siyasetten çekilmesini isteyen göstericiler, yaz tatil dönemlerinde de eylemlerini sürdürmekte kararlı. İstifa ve erken seçim talepleriyle gösteri düzenleyen bir grup, milletvekillerinin tatile çıkmasına da tepki olarak ilginç bir eylem yaptı. Milletvekillerinin yaz planlarını bozmak isteyen protestocular, meclis önünde mayolarıyla gösteri yaptı. Göstericiler, kurdukları şişme havuza mayolarıyla girerek meydana tatil merkezi görüntüsü vermeye çalıştı. Yapılan açıklamalar, 32 günlük yıllık izne ayrılan milletvekillerinin yaz tatilinde de rahat olamayacağını gösteriyor. Göstericiler, siyasilerin tatilini geçirdikleri Karadeniz kıyısındaki Evksinograd Devlet Rezidansı'nı da kuşatma sözü verdi. Milletvekilleri 32 günlük tatilin ardından 4 Eylül'de işbaşı yapacak. Gündemde ise bütçeyle ilgili tartışmalar olacak. Göstericilerin istifasını istediği Başbakan Flemen Oraşarski ise ekonomik krize karşı tasarladığı eylem planını hayata geçirmekte kararlı. Oraşarski planı olarak da bilinen önlemler paketi küçük ve orta büyüklükteki işletmelere ve çiftçilere destek sağlanmasını ve Avrupa Birliği'nden gelen fonların daha adil kullanılmasını hedefliyor. Bulgaristan'daki göstericilerin hedefinde Flemen Oraşarski başkanlığındaki hükümet var. Tüm eleştirilere ve istifa çağrılarına rağmen hükümet görevi sürdürmekte kararlı. Hazırlanan eylem planı da ayrı bir tartışma konusu. Devletçilik, gelişme, adalet başlığı altında hazırlanan ve Oraşarski planı adı verilen önlemler paketi hayata geçirilmesi durumunda 31 Aralık 2013 yılına kadar yürürlükte kalacak. Oraşarski planındaki ekonomik, sosyal ve siyasi önlemler Bulgaristan'daki gerginliği yatıştırmayı ve ekonomiyi canlandırmayı amaçlıyor. Ayrıca Darboğaz'a giren küçük ve orta ölçekli işletmelere ivme kazandırmak, çiftçiye destek ve Avrupa Birliği fonlarının adil ve şeffaf kullanımı da hedefler arasında. Plana göre küçük ve orta ölçekli tarım çiftçilerine 1500 euroya kadar devlet yardımı öngörülüyor. Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelere de ruhsat ve izin konularında kolaylık sağlanması ve üretimin teşvik edilmesi planlanıyor. Plana göre Kozluduy Nükleer Elektrik Santrali'nin eski ünitelerinden 5. ve 6. bloğun çalışma süreleri uzatılacak ve devre dışı bırakılmayacak. Söz konusu plan pek çok sosyal yardımı da içeriyor. Örneğin genç öğretmenleri teşvik etmek için sabit maaş ve sosyal yardım güvencesi sağlanıyor. Oraşarski planı milletvekilleri tatile çıkmadan önce bakanlar kurulunca onaylandı. Bu yıl sonuna kadar atılacak adımları içeren eylem planı parlamentonun yeniden açılmasıyla meclise oylanacak. Ülkede tartışma yaratan konulardan biri de bütçe. 2013 bütçesi revize edildi ve 500 milyon euro ek kredi alınmasına karar verildi. Ancak bu karar Cumhurbaşkanı Rozen Plevniyev'i kızdırdı. Cumhurbaşkanı veto hakkını kullanacağını söyledi. Bulgaristan Meclisi 2013 yılı devlet bütçesini yeniden düzenleyerek ek 500 milyon euro kredi alma kararı aldı. Bu yeni düzenleme Cumhurbaşkanı'nın tepkisine yol açtı. Cumhurbaşkanı Rozen Plevniyev, bütçenin revize edilmesi yasasına veto etmeye hazır olduğunu söyledi. Anayasanın kendisine verdiği hakkı kullanacağını aktaran Plevniyev, düzenlemeyle ilgili cevap bekleyen birçok soru olduğunu kaydetti. Maliye Bakanı Fethi Çobanov ise Cumhurbaşkanı'nın eleştirilerine karşılık hükümeti savundu. Yüklü bir KDV ödemesi miras aldıklarını söyleyen Çobanov, sorumluluğun kendilerinde değil, önceki hükümette olduğunu ima etti. Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi lideri Lütfi Mestan da Cumhurbaşkanı Rozen Plevniyev'in 2013 yılı bütçesinin revize edilmesiyle ilgili yasa tasarısını veto etme kararını gözden geçirme çağrısında bulundu. Hükümet bu tartışmalara rağmen istifa etmemekte kararlı. Muhalefette bulunan eski başbakan Boyko Borisov ise bu şartlarda hükümetin yürütme yeteneğini kaybettiği görüşünde. Borisov'a göre tek çıkar yol bir an önce erken seçime gitmek. Bulgaristan'da Mayıs ayında yapılan erken genel seçimler sıra dışı sonuçlara neden oldu. Halkın isyan dalgasıyla iktidardan düşürülen bir parti, halktan yine en çok oy alan parti oldu.
Eski Başbakan Borisov'un Merkez Sağ Eğilimli Partisi parlamentoda en çok sandalyeye sahip olmuştu ama tek başına hükümet kuracak güçte değildi. Meclise girmeye hak kazanan tüm partiler Borisov'la görüşmeyi reddedince eski başbakanın hükümeti kurma şansı kalmadı. Bu durum Boyko Borisov için kısa sürede daha avantajlı bir hale dönüştü. Çünkü meclisteki tüm partilerin desteğini alan Oraşarski hükümetini eleştiren tek siyasetçi artık Boyko Borisov. Borisov'un partisi yapılan atamaları ve alınan kararları protesto etmek için bir süredir meclis oturumlarını boykot ediyordu. Ancak partililer bütçe görüşmeleri için parlamentoya geri döndü. Borisov burada yaptığı konuşmada hükümetin istifa sürecini hızlandırmak ve ülkeyi erken seçime taşımak için çalışacağını ifade etti. Mayıs ayında ülkesinde Avrupa Parlamentosu için seçimler yapılacağını hatırlatan Borisov'a göre erken yerel seçimlerde bu tarihe alınabilir. İki seçimin aynı anda yapılmasının ekonomik açıdan da önemli bir tasarruf olacağının altını çizdi. Mevcut seçim yasalarının değişmesi gerektiğini savunan Borisov'a göre yasa değişmezse parlamentodaki kilit de çözülmeyecek. Evet, şimdi canlı yayında Sofya'ya uzanıyoruz ve ülkeden gelen son haberleri alacağız. TRT Türk temsilcisi Sevda Dükkancı'dan. Sevda, bu en son haberde aktardığımız erken seçim isteğiyle başlayalım. Gerçi Boyko Borisov'un bunu istemesi biraz ironik ama ne görüyorsun sen, bir seçim olasılığı özellikle sonbahar galiba dillendiriliyor. Var mı erken seçim ihtimali? Özellikle sonbahar buke diyebiliriz. Çünkü son yaptığımız böyle hem halka hem protestocularla yaptığımız görüşmeler bağlamında insanların, Sofya'dan vatandaşların Eylül ayında yeni bir güçle, yeni bir enerjiyle tekrar sokaklara dökülecekleri konusuna kesin bir gözle bakılıyor. Bugün aslında Cumhurbaşkanı Rosenplevnev'in alacağı karar da bu bağlamda önemli bir etken olacaktır. Az önce belirttiğimiz bu veto kullanıp kullanmama konusu bugün saat 14'te Devlet Başkanı özel basın toplantısında bildirecek. Çünkü biliyorsunuz, malum Bulgaristan Avrupa Birliği konusunda, Avrupa Birliği çerçevesinde belki de ekonomisiyle, tüketim ve alım gücüyle en yoksul ülkelerin başında geliyor. Yeni bir 1 milyar levalık, 500 milyon euroluk bir kredinin, bir devlet borcunun altına nasıl gireceği konusunda devlet başkanının da bazı şüpheleri var bu konuda. Aslında yaz tatili olmasına rağmen gösteriler dinmedi. Eksinograd'da olan devlet rezidansında da milletvekiller rahata bırakılmıyor ve yaz tatiline rağmen bizler gösterilere devam edeceğiz ve Eylül ayında yeni bir erken seçim, yeni bir düzen istemiyle aslında gösteriler sürüyor. Tabii aslında siyasi bilimcilerin, sosyologların da yaptığı konuşmalar Avrupa Birliği için yapılacak Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimlerinin genel erken seçimle birleşmesine en makul, en mantıklı ve tabii ki en ekonomik bir ekonomik çıkacak bir olasılık olarak bakılıyor. Fakat yine son dönemlerde patlak veren bazı problemler ve sorunlar bağlamında erken seçim, daha doğrusu bir erken seçime götürecek yeni bir görev hükümetinin daha erken, hatta yılbaşına kadar geleceği tahmin ediliyor. Aslında şu belli ki Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin de ana desteğiyle Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin ve Plamen Oreşarski Başkanlığı'ndaki hükümetinin neredeyse sonu görünüyor. En azından Sofya'dan gelen bütün sesler bu yönde. Ve Arnavutluk'tan gelen haberlerle devam ediyoruz. Ülkede yeni bir dönemin başlamasına kısa bir süre kaldı. Haziran'daki seçimlerin galibi Edi Rama yakında görevi Sali Berisha'dan devralacak. Rama geçtiğimiz hafta yeni hükümette yer alacak bakanları açıkladı. 19 kişilik kabinede 6 kadın bakan olacak. Haziran ayındaki seçimlerden zaferle ayrılan Edi Rama, Bakanlar Kurulu listesini 1 Ağustos'ta açıkladı. Ona göre yeni hükümet 19 bakanlıktan oluşacak. Bu bakanlardan 14'ü Edi Rama'nın Sosyalist Partisi'nden. Diğer 5 bakansa seçim öncesi kurulan Avrupalı Arnavutluk için adlı ittifakın diğer bir önemli üyesi olan Sosyalist Entegrasyon Hareketi'ne mensup. Sosyalist Entegrasyon Hareketi'nin aldığı bakanlıklar Ulaştırma, Sağlık, Entegrasyon, Çevre ve Adalet.
Dışişleri, İçişleri, Savunma ve Kilit Bakanlıklarda ise Edirama'ya daha yakın isimler oturacak. İki parti daha önce Edirama'nın başbakan, Entegrasyon Hareketi lideri olan eski Dışişleri Bakanı İlir Metan'ın ise meclis başkanı olması konusunda anlaşmıştı. Yeni hükümetin en önemli özelliği kabinede 6 kadın bakanın bulunuyor olması. Bu oran Arnavutluk tarihi açısından da bir rekor. Görevi devretmeye hazırlanan Sali Berisha'ya göre ise yeni hükümetteki tek iyi yön kadın bakanların sayısındaki artış. Berisha yeni kabineyle ilgili açıklamasında pek çok yeni bakanı isim vererek suçladı. Yeni İçişleri Bakanı Saimir Tahir'in babasının ilaç kaçakçılığından suçüstü yakalandığını hatırlattı. Yeni Bakanlar Kurulu'nun sahte diplomalı kişilerden oluştuğunu ileri sürdü. Edirama Başbakanlığındaki hükümet Eylül ayında göreve başlayacak. Peki seçim öncesindeki değişim vaadinin de etkisiyle Haziran ayındaki seçimlerde zafer elde eden Edirama'nın gündeminde neler olacak? Halk Rama hükümetinden neler bekliyor? İşte şimdiki haberimizde bu sorunun yanıtı var. Arnavutluk'ta yapılan seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümet Eylül ayında göreve başlayacak. 23 Haziran'daki seçimlerden büyük bir zaferle çıkan Edirama'nın kuracağı hükümetin önünde zor hedefler var. Edirama, seçim öncesi değişim sloganını kullanmıştı. Söz konusu değişim için gerekli reformların hayata geçirilip geçilemeyeceği ise merak konusu. Reformlar konusunda Tiran yönetiminden adım bekleyen bir başka güç de Avrupa Birliği. Başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Edirama, kurulacak hükümetin önceliğinin Avrupa Birliği üyeliği olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bir önceki dönemde parlamentodan çıkarılamayan uyum yasalarının hızla onaylanacağını vaat eden Rama, bu adımla Arnavutluk'un uzun zamandır Brüksel'den beklediği aday ülke statüsünü de kazanmayı bekliyor. Yeni hükümeti bekleyen sorunlardan biri de ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durum ve hızla artan işsizlik oranları. Sadece bu yılın ilk yarısında alınan dış borç miktarı 80 milyon euro, işsizlik oranı ise yine %10'un üzerinde. Kurulacak yeni hükümetin ekonomik konularda ne yönde adımlar atacağını ise zaman gösterecek. Ülkedeki hukuk sistemi de tartışmaların odağında. Yeni hükümetin Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesindeki adalet sisteminde yaşanan tıkanıkları da aşması beklentiler arasında. Evet, Tiran'dayız canlı yayında ve karşımızda da TRT Türk temsilcisi Rina Gurgule var. Rina, haberimizde aktardık aslında Edirama kabinesini açıkladı. Sali Berisha şöyle dedi, tek iyi yanı kadınların sayısının artmış olması bu eleştirilerden biri. Ama genel olarak ülkedeki tansiyona baktığın zaman gelen açıklamalara, yeni kabine hakkında yapılan yorumlar ne yönde? Evet Buket, senin de söylediğin gibi Arnavutluk'ta yeni bakanlar kabinesi seçildi. Eylül ayından itibaren başbakanlık koltuğuna oturacak olan Edirama bakanların isimlerini belirtti. Bakanların isimlerini belirten Edirama'dan Berisha tarafından büyük eleştiriler aldı. Ancak yeni hükümetin eski hükümetten farkı şu olacak. Yeni hükümette kadın temsilcilerin sayısı artacak. Eski hükümette 1 olan kadın bakanların sayısı yeni hükümette 6 olacak. Bir diğer özelliği de Edirama'nın seçmiş olduğu isimlerin %90'ı daha önceden hiç bakanlık postunda bulunmamıştı. Bu da yeni bir yenilik olacak Arnavutluğun yeni hükümetinde. Ancak halen kurulmamış bu yeni hükümet birçok eleştiriye maruz kaldı. Özellikle eski başbakan Sali Berisha oldukça eleştirdi yeni hükümetin seçimlerini ve Edirama'nın seçtiği isimleri bakanlık koltuğuna yakışmadığını ve bu isimlerin çoğunun suçlara karıştığını iddia etti. Diğer muhalefet partileri Yeni Demokrasi Oluşumu ve Kırmızı Siyah İttifakı'ndan yeni hükümet için ve kabine için herhangi bir yorum ya da açıklama yapmadı. Ancak ileriki zamanlarda onlardan da birer yorum ya da eleştiri gelmesi bekleniyor bu kez. Evet, Eylül ayında özellikle göreve başladıktan sonra bu hükümet eleştirilerin artmasını belki de bekleyebiliriz. Belki de tam tersi olabilir. Teşekkür ederiz Rina Gurgule'ye bize aktardıkları için ve devam edelim. Seçimden zaferle çıkan Edirama başbakanlık koltuğunu Sali Berisha'dan devralmaya hazırlanırken seçimlerde istediği başarıyı yakalayamayan Berisha'nın istifası üzerine partisi Demokratik Parti'de önemli bir değişim yaşandı. Partinin yeni genel başkanı Tiran Büyükşehir Belediye Başkanı Luzim Başa oldu. Arnavutluk'taki seçimlerden büyük bir yenilgiyle ayrılan Demokratik Parti'de yönetim değişikliği yaşandı.
Partinin yeni genel başkanı Tiran Büyükşehir Başkanı Luzin Başa oldu. Başbakan Salih Berisha 23 Haziran'daki genel seçimleri kaybettikten sonra istifasını açıklamış ve partide seçim süreci resmen başlamıştı. Berisha'nın görevinden ayrılmasının ardından yeni genel başkanlarını belirlemek isteyen partililer ülke genelindeki 50 oy merkezinde sandık başına gitti. Seçimlere kayıtlı 105 bin delegenin %80'inin katıldığı belirtildi. Başkanlık için Tiran Belediye Başkanı Ruzim Başa ve Sokol Oldaşi'nin yarıştığı seçimlerde delegelerin %80'inin oyunu alan Başa yeni genel başkan oldu. Berisha seçimin ardından mesaj yayımlayarak Başa'yı tebrik etti. Demokrat Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Başa, 2005-2011 yıllarında Berisha'nın önderliğindeki hükümete Ulaştırma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarını yürütmüştü. Başa, 2011 yılından bu yana ise Tiran Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. Bu arada Edirama görevi devralmadan önce yurt dışında da önemli temaslarda bulunuyor. Edirama'nın duraklarından biri de İstanbul'du. Başbakan Erdoğan Edirama'yı Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. Gündemde iki ülke arasındaki ilişkiler vardı. Arnavutluk'ta başbakanlık görevini üstlenmeye hazırlanan Edirama, görevi devralmadan önce başlattığı yurt dışı gezilerini sürdürüyor. Gezilerin bir ayağı da geçtiğimiz hafta Türkiye oldu. Başbakan Erdoğan, Arnavutluk Sosyalist Parti lideri Edirama'yı Dolmabahçe'de kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Erdoğan-Rama görüşmesinden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Edirama'nın Salih Berisha döneminde hız kazanan yakınlaşmanın süreceği konusunda kararlı olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Edirama, Arnavutluk'ta 23 Haziran'da yapılan genel seçimlerin galibi olan Avrupalı Arnavutluk İttifakı isimli sol koalisyona öncülük eden Sosyalist Parti'nin genel başkanı. Rama, genel seçimleri kaybeden Başbakan Salih Berisha'nın yasal görev süresinin dolmasının ardından Eylül başında başbakanlık koltuğuna oturacak. 40 partinin yer aldığı Avrupalı Arnavutluk İttifakı'nın lideri olan Edirama, daha önce Tiran Belediye Başkanlığı da yaptı. Rama, seçimi kazanmasının ardından yaptığı açıklamada Tiran'ın yapılanmasında sağladığı başarıyı ülke geneline yayma sözü vermişti. Edirama'nın duraklarından biri de Yunanistan'dı, Atina'ydı. Hem Başbakan Samaras hem de Dışişleri Bakanı Venizelos'la görüştü. Ayrıntıları bize TRT Türk Atina temsilcisi Derya Köseoğlu aktaracak. Derya, neler söylersin görüşmenin detaylarına ilişkin? Buket, bu görüşme resmi bir ziyaret değildi kesinlikle. Bunun özel bir ziyaret olduğu ifade edildi. Senin de söylediğin gibi Arnavut Başbakan Edirama hem Başbakan Samaras'la hem de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos'la görüştü. Bu görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alındığı söylendi. Aslında bir basın açıklaması, resmi bir basın açıklaması yapılmadı resmi bir ziyaret olmadığı için. Fakat basına yansıyan bilgiler bu yöndeydi. İki liderin, Samaras ve Rama'nın iki ülke arasındaki ilişkileri tekrar masaya yatırdıkları ve işbirliğini artırmak için neler yapılabileceğini görüştükleri bildirildi. Bu iki ülke arasındaki ilişkiler oldukça önemliydi. Çünkü Edirama son zamanlarda Yunanistan'a ve İtalya'ya yeterince ilgi göstermediği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Rama ise yaptığı açıklamalarda, gerek Twitter üzerinden gerekse basına yaptığı açıklamalarda Yunanistan'ın, İtalya'nın ve Türkiye'nin kendisi için, kendileri için, Arnavutluk için çok önemli olduğunu ve stratejik ortaklar olduğunu söyledi. Zira Arnavutluk'un Yunanistan'la da sınırı var ve deniz açısından da sınırları var. Denizde de sınırları var. Bu yüzden önemliydi. Ayrıca Yunanistan'da ciddi bir Arnavut nüfus var. Yüz binlerce Arnavut yaşıyor Yunanistan'da, göçmen Arnavut yaşıyor. Bunun yanı sıra Arnavutluk'ta yaşayan Yunan azınlık var ve ciddi bir oranda da yine Arnavutluk'ta Yunan yatırımları var, Yunan bankaları var. Bu açıdan da Arnavutluk ve Yunanistan ilişkilerinin oldukça önemli olduğunu söylemek mümkün. Evet, teşekkür edelim Derya Köseoğlu'na bize aktardıkları için. Belli ki önümüzdeki dönemde de Yunanistan ve Arnavutluk ilişkileri iyi yönde ilerleyecek. Şimdi Arnavutluk'un diğer ülkelerle ilişkilerine bakalım. Seçimlerden galip çıkan Edirama, söyledik, Eylül ayında başbakanlık koltuğuna oturacak. Rama, Tony Blair başta olmak üzere Avrupa'daki sol siyasetçilerle yakın ilişkiler içinde. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki en yakın müttefiklerinden olan Arnavutluk'la ortaklığını devam ettirmek isteyeceği de öngörülüyor.
Eylül ayında başbakanlık koltuğuna oturacak olan Arnavutluk Sosyalist Parti lideri Edir Ama, Avrupa'daki sol görüşlü politikacılarla kurduğu yakın ilişkilerle tanınıyor. Bu isimlerin başında ise İngiltere eski başbakanı Tony Blair geliyor. Blair, Arnavutluk'taki 23 Haziran seçimlerinde Edir Ama öncülüğündeki Sosyalist Parti'nin en büyük destekçilerinden biri oldu. Blair ayrıca Rama'ya desteğini seçim kampanyaları boyunca da sürdürdü. Sosyalistlerin seçim galibiyetinden sonra Edir Ama Londra'da Tony Blair'le 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Rama'yı tebrik eden Blair, yeni başbakana hükümet stratejileri konusunda danışmanlık yapacağını belirtti. İngiltere eski başbakanının bu desteğinin seçim sonuçlarına etkisi ise kamuoyunda tartışılıyor. Blair her ne kadar Arnavutluk'ta Kosova Savaşı'ndaki rolüyle öne çıksa da Rama'ya desteğinin Arnavut lidere çok oy getirmediği yönünde de yorumlar yapılıyor. Arnavutluk'la stratejik ortaklığı bulunan Amerika Birleşik Devletleri ise son yıllarda Berisha hükümetini eleştiren bir tutum sergiliyordu. Hükümet karşıtı gösterilere müdahalenin sertleşmesi Amerikalı yetkililer tarafından Berisha'nın otoriterleştiği yönünde yorumlanıyordu. Diğer yandan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 2012 raporunda bürokrasi ve yargıda rüşvet ve yolsuzluğun hayli yaygınlaştığı kaydedilmişti. 2012 yılının sonlarında Hillary Clinton Arnavutluk'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Sosyalist Parti lideri Edir Ama, bu ziyaret sırasında seçimlerin demokratik ve tarafsız olması için yardım istediği Clinton'dan Avrupa Birliği standartlarında bir seçim sözü aldı. Evet, artık programın sonuna yaklaşırken Ukrayna'dan aktaracağımız bir haber var. Ülkenin güneybatısındaki Odessa iline bağlı Bolgrad Radyonu'nda Bulgarca ve Gagavuzca bölgesel resmi dil statüsü elde etti. Şimdi telefon hattımızda Ukrayna Gagavuzlar Birliği Başkanı Tudara Arnavut var. Efendim merhaba, yayınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az önce kısaca söyledim aslında ben bu resmi dil statüsünün elde edilmesini. Gagavuz toplumunun kendi kültürünü korumak ve yaşatmakla ilgili bir takım sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Gagavuzca'nın Bolgrad'da bölgesel resmi dil olmasına siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli bir adım olarak da görüyor musunuz ayrıca? Öncelikle Ukrayna'daki Gagavuzların ismini sizin programda duyurmak bizim için büyük bir onur ve şereftir. Ve bu arada da Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Teşekkür ederiz. Evet, bugün Ukrayna'da çoğunlukla Odessa bölgesinde Gagavuzlar oturmaktadır. Ve Bulgarlarla beraber bugün Bolgrad rayonunda 70% Bulgarlar, 18% de Gagavuzlar oturmaktadır. Devlet dilinin yanı sıra milli diller, yani azınlıkların dilleri de çok önemli. Sürekli devlet programlarında ele alınmıştır. Fakat azınlıklara karşı yapılan adımlar yetersizdi. Ve Ukrayna Gagavuzlar Birliği bunu daha 5 yıl önce söylemişti ki bugün Odessa bölgesinde özellikle azınlıkların dillerine önem verilsin. Ve nihayet böyle bir program ele alındı. Ve Gagavuz dili resmi dil. Bulgar diliyle, Alban dili ve Rus diliyle birlikte resmi statü kazanmış oldu. Peki şimdi bundan sonraki süreci de değerlendirmenizi isteyelim. Resmi dil statüsü kazanıldıktan sonra mutlaka eğitim hayatında da bu kullanılmaya başlanacaktır galiba. Belli bölgelerde zaten kullanılıyor biliyorum ama bundan sonraki süreçte acaba sistem bunu işletmeye yeterli olabilecek mi? Örneğin öğretmenler yeterli olacak mı? Eğitim alanında kitaplar yeterli mi? Nasıl bir süreç bundan sonra işlemeli daha da başarıya ulaşması için? Aslında bundan sonraki süreç biraz devletimizin, Milli Eğitim Bakanlığımızı daha biraz sorumluluğa getirmek zorunda kalıyor. Çünkü bugüne kadar yapılan adımlar, basılan kitaplar çok azdır. Yani benim de girişimimle bugüne kadar ve derneğin maddi yardımıyla ki devletten maalesef hiçbir yardım da görmedik. Kitaplar, yani bir iki tane kitap bastık fakat bu çok yetersizdir. Bundan sonra umarız ki devletimiz özellikle eğitim konusunda, kültürümüzü koruma konusunda daha da sıkı el atacaktır. Çünkü kitaplar yetersizdir. Eğitim de, yani üniversitelerde Gagavuz dilinde eğitimimiz yoktur ama bu kanunla beraber gerek devlet statüsünde, gerek eğitimde, gerekse iş hayatında da Gagavuzlar kendi ana dillerinde kendilerini savunabilecekler ve eğitim daha yüksek seviyede görebilecekler.
Evet, dileriz. Öyle umuyoruz. Evet, dileriz biz de sizin o umduklarınız yakın zamanda gerçekleşir. Eğitim dili haline de gelir. Gagavuzlar Birliği Başkanı Tudar Arnavut, teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Evet sevgili seyirciler, programın sonunda 15 yıl önce dünyayı dehşet içinde bırakan terör olayı nedir onu hatırlayacağız. 7 Ağustos 1998'de Kenya ve Tanzanya'daki Amerikan Büyükelçilikleri aynı saatte eş güdümlü olarak bombalı saldırılara hedef olmuş ve bu terör saldırılarında 223 kişi can verirken 4000'den fazla insan da yaralanmıştı. ...1998 yılının 7 Ağustos sabahı saatler 10.35'i gösterdiğinde dünya Kenya'nın başkenti Nairobi ile Tanzanya'nın başkenti Dar es Salaam'daki Amerikan Büyükelçiliklerini aynı anda hedef alan bombalı saldırı haberleriyle sarsıldı. Saldırılar eş güdüm içinde aynı saatte gerçekleştirilmişti. Teröristler her iki başkentte de içi yaklaşık birer tonluk patlayıcı yüklü kamyonetle elçilik önüne gelmişler ve aynı saatte patlatmışlardı. Saldırıların bilançosu korkunçtu. 223 kişi ölmüş, 4000'den fazla insan da yaralanmıştı. Ölenlerin çoğu yerel halktı. Nairobi'de ölen Amerikalı sayısı 12 idi. Bunlardan ikisi CIA ajanıydı. Dar es Salaam'da ise toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti. Nairobi'de Amerikan Büyükelçiliğinin kapısına gelen terörist içeri girmek istemiş ancak yerel güvenlik görevlisinin izin vermemesi üzerine ateş açarak içeriye girmeye kalkışmıştı. Güvenlik görevlisinin deniz piyadelerine haber verdiği sırada terörist kamyonete atlayarak kaçarken bomba yüklü araç büyük bir patlamayla havaya uçtu. Patlamada elçilik binası hasar görürken hemen yanı başında öğrencilerin kaldığı 5 katlı yurt binası çöktü. Ölenlerin çoğu bu binada kalan öğrencilerdi. Çıkan yangında yoldan geçen araçlarda alev alev yanarken büyük bir can pazarı yaşandı. Dar es Salaam'daki saldırıda ise Amerikan elçiliğinin yakınında park eden kamyonet uzaktan kumandayla patlatılmıştı. Ama elçilik kent merkezinin dışında olduğu için ölü sayısı Nairobi'deki kadar yüksek değildi. Saldırıların ardında Mısır'daki İslami Cihat Örgütü'nün olduğu belirlendi. Bu örgüt, olaydan bir gün önce yayınladığı bildiride Amerikan hedeflerine saldırılar düzenleyeceğini duyurmuştu. Ama çok geçmeden saldırıları planlayanın Mısır'daki İslami Cihat Hareketi ile bağlantılı olarak Üsame Bin Ladin, Eymen El-Zevahiri ve El-Kaide örgütünün olduğu ortaya çıktı. Saldırıların 7 Ağustos'ta düzenlenmesinin özel bir anlamı vardı. Bin Laden, 7 Ağustos'u özellikle 8 yıl önce Amerika'nın Körfez Savaşı nedeniyle Suudi Arabistan'a askeri yığınak yapmaya başladığı tarih olduğu için seçmişti. Saldırıların ardından dönemin Amerikan Başkanı Bill Clinton, 20 Ağustos 1998'de Sudan ve Afganistan'ı hedef alan Sonsuz Menzil adı verilen harekatı başlattı ve bu iki ülkede stratejik hedefler füzelerle vuruldu. Füzelerin Sudan'da ülkenin ilaç ihtiyacının %50'sini sağlayan ilaç fabrikası Eşifa'yı vurması yoğun tepkilere yol açtı. Ancak Clinton yönetimi bu fabrikanın kimyasal silah üretimine ilişkin istihbarat elde ettiğini öne sürdü. Ne var ki füze saldırılarının ardından yapılan incelemelerde bu istihbaratın yalan olduğu anlaşıldı. Ve bu haberle birlikte programın bu bölümünün sonuna geliyoruz. Türkiye saatiyle 18'de yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.